Çalışmanın değerlendirilmesi, doğru çalışmaları doğru şekilde konumlandırılması, bir Biennale sergisi organize etmek için de çok ciddi anlamda bir gönüllü desteğine başvurduk ve Türkiye'de alanında çok saygın olan 5 tane arkadaşımızdan oluşan bir gönüllü ekibimiz var. İstersen o kısmı da gönüllü küratör ekibimiz var. Tamam. Küratörlerle ilgili bölümü de kamera anlatsın. Ben Güzel Sanatlar Liseleri ile ilgili küratörlüğü yapıyorum. Biz kendi aramızda bir görev dağılımı yapmış olduk. Anaokullar, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve liseleri de kendi içerisinde böyle. Güzel Sanatlar Liseleri, İstanbul, diğer kategorik liseler. Tabii ki gelenmişler de özellikle tematik çerçeve uygunluğunu kontrol etmeye çalıştık ama aynı zamanda da katılımcılarımızın heveslerini kırmamak için onları süreç içerisinde yönlendirdik. Olabildiği kadar işi temaya uygun çerçevede kabul etmeye çalıştık. Mekanımız çok sınırlı olduğu için de bazı katılımcılarımızı kabul edemedik bu yüzden ama sanıyorum içeride siz de göreceksiniz, katılımcılar da seyirciler de izleyecekler. Temaya uygun hem çocukların hem de gençlerin dünyayı nasıl algıladığını, şimdi de buradayı nasıl algıladığını, şimdi burada olamayanları nasıl algıladıklarını anlatan çok kıymetli işler yaptılar. Şimdi de burada aslında Gestalt psikolojisinde de çok kullanılan bir terapi teması. Yani emekler üzerinde sorunlarını, hayatla ilgili çözemedikleri şeyleri deneyimleyebilmeleri için şimdi ve orada onlara bir yaşam alanı oluşturuluyor ve deneyimlemeleri kendilerinin üstesinden gelmeleri sağlıyor. Bunu çocukların ve gençlerin dünyasında, kendi dünyasında, kendi yuvasında, kendi okulunda, kendi şehrinde, kendi ülkesinde, kendi dünyasında, kendi evreninde, uzayında genişletildi. Ne diyor? Şimdi ona bu dünya, kendi dünyası ne diyor? Nerede bulunmasını söylüyor? Bulunduğu yer
nasıl başa çıkmasını söylüyor. Sanat yoluyla bunu nasıl aktarmasını sağlıyor. Bunu anlamaya çalıştık. Bunu anlatmalarını istedik onlardan. Şimdi bir burada temasını çalışıyorum. Aslında Biennial mekanımız, biz antrepoyu kullanıyorduk ama antrepoyu özelleştirmeden dolayı yıkıldı. Böylece şehrin çeşitli yerlerini varmak zorunda kaldık. En büyük mekanımız 2500 metrekareli BKM Beşiktaş Çağdaş. İkinci mekanımız, sergileme mekanımız Şişhane Metrosu. Üçüncü mekanımız Vapurlar. Oralarda performanslar yapılacak. Beden performansları, müzik performansları. Dördüncü mekanımızda Ortaköy Meydanı'nda bir sahne kuracağız bir hafta boyunca. Özellikle yüksek volümlü ses, yüksek volüme ihtiyacı olan grupları da oralarda ağırlayacağız. Tam mekanda çok uzun bir program da hazırladık aslında. Anneler için, veliler için, öğretmenler için, gençler için, çocuklar için. Alanında uzmanları çocuklarla bu hedef kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Tek derdimiz bireylerin daha yaratıcı bir potansiyele sahip olduklarını biliyoruz. Bunu ortaya çıkartabilmek için neler yapılabilir? Bir öğretmenin mesleki becerileri nasıl arttırılabilir? Devrim Erbil'in sanat sürecinden geldiği noktayı anlatarak o 70 yıllık hayatı boyunca damıttığı köşe taşlarını bizimle paylaşıyor olacak. Bager Akbat bizimle make atölyesi yapacak. Yeni teknolojiler, yani işin teknolojik alanında da çocukların yaratıcı olabileceğini, inisiyatif olabileceğini ve bunlara öğretmenlerin nasıl rehberlik yapabileceğini. Geniş bir program izleyiciyi bekliyor. Günde 4-5 tane aynı anda etkinliğimiz olacak. Yani her program çerçevesinde. Nereden ulaşabilirler? www.çocukgençlikbiennial.org adresinde Biennial programına ulaşabilirler. 19 Nisan 23 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un bu 4 mekanında Biennial'i izleyebilirler. Dinleyicileriniz, izleyicileriniz, takipçileriniz. Bu yerdeyim. Buradayım. Peki sen neredesin? Biennial'le çocuklarla çalışmak, onların heyecanlarını hissetmek, müzik deneyimlerini yaşayabilmek ya da nasıl müzik yapacaklarını öğretebilmek gerçekten güzel. Ve onlarla bu heyecanları paylaşmak çok keyifli bir süreçti. Bu süre doğrultusunda ve yapacağımız atölyelerde Biennial çerçevesinde çocuklar kendi vücutlarını kullanarak müzik yapabilmeyi, enstrümanlarla birbirlerine eşlik edebilmeyi, seslerini kullanarak müzik yapabilmeyi öğrenecekler. Ve bu şekilde müziğin evrensel olduğunu bir kez daha gösterebilmiş olacağız diye düşünüyorum. Bu benim ikinci Biennial'im. İlk Biennial yapıldığında özel bir okulda çalışırken lise öğrencilerimle Kadıköy hattında gemide müzik yapmıştık. İlk deneyimimiz o şekilde olmuştu. O da çok eğlenceliydi. Bu da çok eğlenceli. Böyle anlatabilirim. Küçük çocuklarla çalışabilmek aslında belki herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü ne kadar küçük yaşta çalışırsanız onların seviyesine inip onların anlayabileceği şekilde müzik yapmak doğrultusundasınız. Ya da onların anlayabileceği şekilde belki kendilerini ifade etmeleri için belki vücutlarını kullanarak müzik yaparsınız. Belki enstrümanları kullanarak müzik yaparsınız. Ama doğru şekilde öğretildiği takdirde gelecekteki müziğe bakış açıları çok çok daha farklı olacağına inanıyorum. Ve bu sebepten dolayı hem çocuklarla çalışıyorum ve Biennial dünyasında da dahil olmak, Biennial dünyasına dahil oluyorum diyebilirim. Çocuklarla çalışmak daha eğlenceli çünkü her şeyi yeni öğrendikleri için birçok farklı şeye çok farklı açılardan yaklaşabiliyorlar. Hayal güçlerini kullanarak aslında birçok şeyi bize anlatabiliyorlar. Bize birçok şeyi farklı şekilde anlatabiliyorlar. Ne anlatmak istedin bu çalışmayla Dila? Bu çalışmayla demiş. Dinozor'da evet, seni tabii ki derim. Ama dinozorlar bahçede herkes
güzel bir süreçti. Biz güzel kocaman bir ekibiz. Ben hem Bienal Gönüllü ekibindeyim hem de kızımın eserini buraya taşımak için yardımcı oldum. Yaklaşık 5-6 aydır çalışıyoruz. Çok güzel işler çıktı. Hem kızımın sınıfı için hem diğer çocuklar için. Mutluyum. Bütün çocuklar için çok mutluyum. Bu kadar yaratıcı çocuğu bir arada görmek beni çok umutlandırıyor ülkem adına. Her şey yoluna girer diye düşünüyoruz. Yani aslında günümüze bakarsak şimdi ve burada dediğimizde, dünyaya baktığımızda, başka coğrafyalarda şimdi ve burada gerçekten çok acı yaşanıyor. Biz şanslı bir yerde yaşıyoruz bana göre. Bu düşüncelerim bunlar. Keşke her çocuk bir Bienal'e katılanlar kadar özgür, rahat olabilse. Gündüz gece, gündüz gece.